Tarihteki en önemli buluş, keşif, gelişme sizce nedir? Ufkunuzu açık tutun biraz. Tüm insanlık tarihinden bahsediyorum. Ateşin icadı, tekerleğin icadı, kağıt, matbaa, buharlı makineler. Evet, bunlar çok ama çok önemli gelişmeler. Ama bana kalırsa bunlardan çok çok daha önemli bir gelişmenin olduğunu düşünüyorum. Günümüz teknolojilerine bir bakın. Cep telefonları, akıllı televizyonlar, bilgisayarlar, bilgisayar sistemleri, internet, savunma sanayi, endüstrideki gelişmeler. Hatta gelecek için düşünelim biraz. Yapay zeka, sanal gerçeklik, ışınlanma, belki zaman makinesi, sonsuz enerji. İşte bütün bunları yapabilecek bir buluşun olduğunu düşünüyorum. Bugünkü videomuzun konusu yarı iletkenler. Burada bir pil, bir ampul ve uçları açıkta bir devremiz var. Bu açıklığı ben bir metalle kapatırsam lambanın yandığını görürsünüz. Aynı açıklığı cam bir malzemeyle kapatırsam lambanın yanmadığını görürsünüz. Bu bize metalin iletken, camın ise yalıtkan olduğunu gösterir. Fakat aynı açıklığa ben silikon bir plaka yerleştirirsem lambanın yanmamasından dolayı silikonu yalıtkan olarak düşünebiliriz. Şimdi ben size çok farklı bir şey göstereceğim. Lambanın uçlarına silikondan yapılmış bir diyot bağladığımda ve bu açıklığa bir ampermetre bağladığımda gördüğünüz gibi lamba yine yanmadı ve ampermetrede de 0 amper gözüküyor. Fakat ben şimdi silikondan yapılmış diyotu bir havya yardımıyla ısıtırsam gördüğünüz gibi ampermetreden akım akmaya başladı. Yani bu silikonun oda sıcaklığında yalıtkan, ısıtıldığında ise iletken duruma geçtiğini gösterir. İşte yarı iletken malzemeler iletkenliğini kontrol edebildiğimiz malzemelerdir. Yarı iletken malzemeler elektronik cihazların daha küçük, daha hızlı ve daha güvenilir hale gelmesini sağladı. Bu sayede günümüzde kullandığımız teknolojik aletlerin birçoğunu yapabiliyoruz. İsterseniz yarı iletken malzemeleri daha yakından tanıyalım. Elektronlar tek bir atom içerisinde belirli enerji seviyelerinde bulunurlar. Birden fazla atom bir araya geldiğinde ise elektronlar bu atomlar arasında paylaştırılır ve bu durum atomların enerji seviyesini de değiştirir. Örneğin bir katı içerisinde birbiriyle etkileşim halinde trilyonlarca atom bulunur ve bu etkileşim elektronları tekil enerji seviyelerinden bantlar halindeki enerji seviyelerine dönüştürür. İşte bu bantlar arasındaki mesafe de bir maddenin yalıtkan, iletken ya da yarı iletken olmasını belirler. Bantlar arasındaki mesafe çok yüksekse ve elektronlar düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçemiyorsa bu malzeme yalıtkan. Bantlar arasındaki mesafe çok düşük, elektronlar düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine çok rahat geçebiliyorsa bu malzemeler iletken ve bu bantla bu iletkenle yalıtkanların mesafeleri arasındaki bir mesafede yani ortalarda bir yerlerdeyse ve dış etkiyle çok rahatlıkla elektronlar düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçebiliyorsa bu maddelere de yarı iletken maddeler diyoruz. İşte bu bantlar arasındaki mesafenin bir maddenin yalıtkan mı, iletken mi, yarı iletken mi olduğunu belirlediğini öğrenmiş olduk. Şimdi de yarı iletkenlerin özelliklerine bir bakalım. Yarı iletkenler kontrol edilebilirler. Üzerlerinden geçecek akım yapısal özellikleri sayesinde ayarlanabilir. Yani bu şu demek. Birincisi bu yarı iletken malzemelere katkı sağlayarak üzerlerinden geçen akımın miktarını artırabiliriz. Ya da fiziksel özelliklerini, boyutlarını büyüterek yine üzerlerinden geçen akımı artırabiliriz demek. İkincisi, normalde yarı iletken malzemeler yalıtkandır. Dışarıdan bir etkiyle bu etki ısı, ışık, manyetik alan ya da bir gerilim
olabilir. Normalde yalıtkandırlar. Bu dış etkilerle iletken hale geçerler. Isı, ışık, manyetik etki altında ya da gerilim uygulandığında gerilim kazanır. Bunu biraz önce söylemiştik işte. Dış etki kalkarsa yarı iletken malzemeler eski haline geri döner. Yalnız burada bir şart var. Bu dış etkiler çok fazla yoğun bir şekilde uygulanıp da yarı iletken malzemenin özelliğini bozmazsa, yani ısı yarı iletken malzemenin özelliğini bozacak kadar yüksek derecede ya da uzun süre bu maddelere uygulanırsa bu malzemeler yarı iletken özelliğini kaybeder. Normal seviyeler içerisinde kalırsa bu dış etkiler kalktığında yarı iletken malzemeler eski haline geri dönebilir. Doğada bolca ve basit halde bulunurlar ve laboratuvarda da bileşik olarak elde edilebilirler. Yani dediğimiz gibi katkılarla bu yarı iletken malzemeler özellik kazandırılabilir ya da doğada silikon, silisyum halinde bolca ve basit halde bulunabilirler yarı iletken malzemeler. Son olarak ise yarı iletkenlere özel maddeler katılarak iletkenlikleri artırılabilir. Yarı iletken maddelerin çevrelerine yapılan ek katkı maddeleriyle iletkenliklerinin ve özelliklerinin ayarlanabildiğini söylemiştik. Tam bu noktada yarı iletken maddelerin çeşitlerinden bahsedeceğim. Yarı iletken maddeler P tipi yarı iletken ve N tipi yarı iletken olmak üzere iki gruba ayrılır. Silisyum atomu, dediğim gibi yarı iletken maddelerde en çok kullanılan silisyum atomu üzerine katkı yapılarak P tipi ya da N tipi yarı iletken madde haline dönüştürülür. İsterseniz bu noktada silisyum atomunu ve P tipi ve N tipi yarı iletkeni birazcık tanıyalım. Yarı iletken maddelerden silisyum ve germanyum gördüğünüz gibi periyodik tabloda tam burada bulunmakta. Germanyum artık pek tercih edilmemekte daha önceden söylediğim gibi. Silisyum ise hem doğada daha fazla bulunmasından hem de daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen yarı iletkenler yapılabilmesi açısından daha çok tercih edilen bir yarı iletken. Şimdi periyodik cetvelde silisyumun yeri burası. İsterseniz silisyum atomunu biraz tanıyalım. Silisyum atomu, şu ortada çekirdeğini çizelim atomu. Daha doğrusu silisyum atomu için değil de tüm yarı iletkenlerden bahsedecek olursak atomların şöyle birkaç yörüngesi var arkadaşlar. İşte yarı iletkenler son yörüngesinde 4 elektron bulunduran maddelerdir. Elektron, 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 elektron. Şimdi bunu silisyum atomu olarak düşünün. Silisyum atomuna biz bileşik olarak yani ikinci bir atom ekleyeceğimiz zaman son yörüngesinde yine atomun çekirdeği birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge gibi düşünelim şöyle. Son yörüngesinde 5 elektron bulunan bir atomu katarsak bir elektron fazla olacağı için biz elektron da elektrik yükü bakımından negatif yüklü olduğu için buraya katacağımız atomla bu yarı iletken madde N tipi negatiften geliyor. N tipi yarı iletken. Eğer biz katacağımız atomu son yörüngesinde 3 elektronu olan bir atom seçecek olursak eğer bu ikisinin birleşmesi sonucunda da bir elektron eksik kalacağı için ve atomdaki denge pozitiflik bakımından daha ağır basacağı için biz bu tip maddeye de pozitiften gelen P tipi yarı iletken diyoruz arkadaşlar. Yani iki atomun birleşmesinden bir elektron fazlaysa elektronun negatifliğinden dolayı N tipi,
İki atomun birleşmesinden bir elektron eksikse burada da pozitifliğin ağır basacağından dolayı pozitiften gelen P tipi yarı iletken diyoruz. Elektronun eksik olması, hani yıllarca bize lisede ve üniversitede oyuk diye öğretmişlerdi ya, işte aslında oyuk dediğimiz şey elektronun eksik olması demek arkadaşlar. Yani oyuk dediğimiz şey burada bir adet elektronun eksik olması demek. Biz istediğimiz zaman işte bu P tipi malzemeyle yarı iletkenle ve N tipi yarı iletken malzemelerle değişik tipte yarı iletken elektronik malzemeler yapabiliyoruz. Yani bir N tipi yarı iletken malzeme ile bir P tipi yarı iletken malzemeyi birleştirdiğimizde ortaya sembolü de bu olan diyot çıkmış oluyor arkadaşlar. İşte diyotun iç yapısı aynen böyle. Yani bir adet N tipi yarı iletken malzeme, bir adet P tipi yarı iletken malzeme birleştiğinde bize diyot olmuş oluyor. N tipi yarı iletken, P tipi yarı iletken ve bir adet daha N tipi yarı iletken koyduğumuzda işte buyurun size NPN tip bir transistör. Ki elektroniğin devrim açan malzemesi transistörler. Dijital çağın başlangıcı da bu transistörler sayesindedir arkadaşlar. Şimdi biz bu katacağımız atomları işte periyodik tabloda eğer bu yarı iletken maddelerin sol kanadındaki maddelerden seçersek katkı yapacağımız maddeyi P tipi yarı iletken olmasını sağ kanadındaki maddelerden seçersek bu da N tipi yarı iletken malzeme olması anlamına geliyor arkadaşlar. Yani silisyuma biz bor katacak olursak P tipi yarı iletken, silisyuma ne yanılmıyorsam azottu, azot katacak olursak N tipi yarı iletken malzeme. Silisyuma fosfor katacak olursak N tipi, silisyuma alüminyum yanlış hatırlamıyorsam katacak olursak P tipi yarı iletken malzeme elde etmiş oluyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, yarı iletken malzemelerin olayı tamamen bu. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Umarım merakınızı bir nebze gidermiştir. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.